Gündem dışı ikinci söz, Artvin Arhavi'de 23 Eylül 2017 tarihinde yaşanan sel felaketi nedeniyle vatandaşların yaşadığı mağduriyetler hakkında söz isteyen Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'a aittir. Buyurun Sayın Bayraktutan. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, sözlerimin başında geçen hafta kaybettiğimiz Adalet ve Kalkınma Partisi'nin çok değerli milletvekili Abdülkadir Yüksel'e Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yine biraz önce Sayın Başkan ifade etti. Bugün çok acılıyız. Hakkari Yüksekova'da 4 güvenlik görevlimizi şehit verdik. Onunla beraber 4 yaralımız var. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum ve bu PKK terörü artık son bulsun diyorum sözlerimin başında. Değerli arkadaşlarım, biraz önce de ifade ettiğimiz gibi 23 Eylül 2017 tarihinde özellikle Arhavi ilçesinde meydanan sel felaketiyle ilişkin olarak söz almış bulunmaktayım. Ciddi anlamda 2015 yılında bu tarihe kadar 3 yıl arayla Hopa ilçemizde, Borçka ve Arhavi'de arka arkaya sel felaketlerle karşı karşıyayız değerli arkadaşlarım. Öyle bir felaket yaşıyoruz ki bu felaketlerden dolayı mağdur olan kişilere 3 yıldır gidiyoruz, geçmiş olsun ziyaretlerinde bulunuyoruz. Yani bunların bir anlamda sonu yok. Arhavi özellikle yaşamış olduğu bu son felakette bir tek sevindirici yanı var. Can kaybı olmamasıyla alakalı bir kendimizle alakalı sevindirici yanı var. Ama onun dışında ciddi anlamda bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Bakın 2015 yılında Hopa'da yaşamış olduğumuz sel felaketinde 11 yurttaşımızı kaybettik. Bu 11 yurttaştan 3 tanesinin henüz cenazesini bulamadık. Bunlara devletin bugüne kadar vermiş olduğu para sadece 25 bin lira. Bu zararlar meydana geldikten sonra her iki ilçede de özellikle Arhavi'de de bu son felaketten sonra devlet tarafından, ilgili birimler tarafından hasar tespitiyle alakalı gerekli tespitler yapılıyor. Ama ne yazık ki bu hasar tespitleriyle alakalı yapılan tespitlerde sadece 2015 yılına yönelik olarak %20 en azından ödenmiş. Yani 10 bin liralık bir zarar varsa 2 bin lirası ödeniyor. 2016 ve 2017 yılında yapılan hasar tespitlerine ilişkin hiçbir ödeme yok değerli arkadaşlarım. Bu nedenle tarım arazileri zarar görenler, iş yerleri zarar görenler, konutları zarar gören Artvinli, Arhavili hemşerilerimiz bu zararlar ne zaman ödenecek diye hükümete soruyorlar ama hükümetten bugün burada bir bakan olmadığı için o anlamda yaptığım konuşmanın da bir anlamı olmuyor. Değerli arkadaşlarım, bakın ben geçen hafta sel felaketi hemen olur olmaz Arhavi'de bu yerleri bizzat gezdim. Kireçli köyünde yaklaşık bir yıldır meydana gelen büyük bir eylem var değerli arkadaşlarım. İnanılmaz büyük bir eylem. Ve bu eylemle alakalı bir yıldır o yer bir anlamda bir şey veriyor, sinyal veriyor. Diyor ki ben burada bu eylem neticesinde büyük zararlar meydana gelecek. Orada Hikmet Bey diye bir vatandaşımı ziyaret ettim. Kan ağlıyor. Bütün devlet birimlerine, ilgili birimlere dilekçelerle başvuruyor. Diyor ki bakın burada yumuşak bir toprak var, yeni bir yağışla. Eğer burada bir zarar meydana gelirse burada ne insanları kurtarabiliriz, ne toprak vatandaşları kurtarabiliriz, ne arazileri. Kavak köyünde büyük bir felaketle karşı karşıya kaldık. Şu anda orada vatandaşlarımız, yurttaşlarımız o zararlarla uğraşıyorlar değerli arkadaşlarım. Sayın milletvekilimizin de bu konuda yardımları olmuş. Ona da teşekkür ediyorum buradan ama onun gönderttirmiş olduğu il özel idaresine özellikle Arhavi'ye harcanması gereken 3 milyon TL'lik miktardan 1 milyon lirası bloke gönderilmiş. 2 milyon TL neden kaynaklanıyor bilmiyoruz. Milletvekilimizin bilgisi dışında da var bu. 2 milyon TL Artvin İl Özel İdaresi'nde bloke ediliyor. Arhavi Belediyesi'ne gönderilen afetle alakalı 2015 yılından bugüne kadar gönderilen 5.6 milyonluk afet yardımı ne yazık ki bu konuda ciddi anlamda tereddütler var. Afet yardımına harcanmıyor. Arhavi Belediyesi'nin genel bütçesine dahil ediliyor değerli arkadaşlarım. Yani bu konuda müneccim olmaya gerek yok. Hükümetin ciddi anlamda tedbirler alması gerekiyor. Neden tedbirler alması gerekiyor? Biraz önce de ifade ettim ki hasar tespitleriyle alakalı ciddi sorunlar var. İnsanlar çay tarlalarını, insanlar arazilerini bir anlamda bu sere feraket veriyorlar. 3 yıldır arka arkaya yapıyorlar değerli arkadaşlarım. Bakın ben 3 yıldır aynı kişilere gidip geçmiş olsun ziyaretlerinde bulunuyorum. Yani bu bir kader midir Karadeniz için değerli arkadaşlarım? Aynı kişiye gidiyoruz, adam çıldırmış vaziyette. Arhavi'de esnafı ziyaret ediyorum, dükkan dükkan geziyorum. Diyorlar ki bize geçmiş olsuna gelmeyin. Bizim sorunumuza çare bulun diyor Arhavili. O anlamda hükümetten Artvin'in milletvekili olarak talebimiz şudur değerli arkadaşlarım. Bakın burada ciddi anlamda vahim bir tabloyla karşı karşıyayız. Arhavi'de o yukarıdaki Kavak köyündeki o tehlike halen devam ediyor. Hükümet bir an evvel, çünkü vatandaş dilekçeyle kendisine muhatap bulamıyor. Bir an evvel bu tedbirleri almalı. Olabilecek
Özellikle Hopa ve Arabi'de evet yağış çoktur. Karadeniz'in özellikleri çok yoğundur. Ama olabilecek tehlikelerde muhtemel can kayıplarının önlenmesi için mutlaka hükümetin can alıcı tedbirler alması gerekmektedir değerli arkadaşlarım. Biz o vatandaşlara, o yurttaşlara bir daha kapılarına gidip başını sağ olsun, geçmiş olsun, Allah bu daha beterinden korusun demek istemiyoruz. Bilimle, akılla Karadeniz'in sorununu çözmek istiyoruz. Hükümetin Karadeniz'e gerekli duyarlılığı göstermesini talep ediyor. Yüce yetinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim Sayın Bayraktutan.